Kadınlarda el titremesi tehlikeli mi? İlk sorumuz. Aslında ne kadında ne erkekte el titremesi her zaman tehlikeli değil. Bunu bilelim. Esansiyel tremor dediği nörologların, yani ciddi bir hastalığa bağlı olmadan çoğu zaman da genetik nedenlerle meydana gelen el titremeleri var ve bunlar oldukça yaygın ve beklenenden çok daha erken yaşlarda başlayabiliyor. Tek elde, iki elde olabiliyor. Ama bir el titremesiyle karşılaştığınız zaman bunun iyi niyetli olduğunu düşünmeden önce bir nörologla görüşmeniz, bir nöroloğun sizin bu elinizdeki, başınızdaki, kolunuzdaki titremeleri incelemesi ve o incelemelerin nihayetinde sizin bu titremenizin önemi var, Parkinson adaysanız ya da şu nörolojik probleminiz var ya da önemi yok, bu ailevi, genetik, anlamı olmayan bir titremedir, rahat olun demesi lazım. Evet, mutlaka bu onayın alınması gerekiyor. Evet. Peki bir diğer sorumuz şöyle geliyor. Kemik erimesi ilaçları çene kemiğini eritebilir mi? Eritir. Eritebilir değil, eritir. Yani özellikle bu difosfonat grubu, bifosfonat grubu ilaçlarda bu çok yaygın görülen bir sorun. Bu kemik erimesi tedavisi de bana göre ilaç sanayinin çok fazla maalesef, üzülerek belirteyim, suistimal ettiği ve bizim çoğu meslektaşımızın bu suistimale bilmeden, bilimsel yayınlar falan diyerek bakıp ortak olduğu bir hata Çağla. Çünkü ben 1999-2000'li yıllardan hemen önce ilk kurulan Türk Osteoporoz Konseyi'nin kurucularından biriydim. Sonra ayrıldım. Osteoporoz ilaçlarının çoğu gerçekten osteoporozumu tedavi ediyor. Yoksa kemiğin içine kendileri girip kemiği sağlanmış gibi yoğunluğu mu gösteriyorlar sorusunun henüz cevabı yok. Ve bu ilaçların çoğu kullanıma girdikten en fazla 3-5 sene sonra yan etkileri nedeniyle terk ediliyor. Burada da benim sana sık sık tekrarladığım, seyircilerimize tekrarladığım kural önemli. Bir ilacı, bir ameliyatı, bir teknolojiyi ilk ve son kullanan hasta olmayın. Bifosfonatlar ki çene kemiklerinde erimeye yol açıyor ve diş hekimi eğer bir hastasına implant takacaksa ve o hastasının kemik erimesi tedavisi gördüğünü öğrenmişse hemen bize veya endokrinoloğa gönderiyor. Burada böyle bir durum var. Ne yapmam lazım? Ne kadar ilacı keseceksiniz? Ne kadar zaman bekleyeceğim? Anlamaya çalışıyorlar. Peki. Güzel bir soru bu. Evet, gerçekten önemli bir soruymuş. Yani duymadığım bir şeydi çene kemiği eritmesi konusu. Enteresan. Kadınlar için düzenli olarak elma yemek neden çok önemlidir? Sıradaki sorumuz. Senden mi geldi? Bu soru nereden geldi? Güzel bir soru çünkü. Vallahi benden gelmedi. Detaylı. Ama elmaya bir konuşuyoruz zaten. Evet. Elmanın içinde mapsin dediğimiz geni bloke eden bir madde var. Mapsin geni çok önemli bir gen. Çünkü kadınlarda meme kanserini indükleyen, tahrik eden ve oluşmuş bir meme kanserinin metastaz yapmasına yol açan bir gen bu gen. Bu geni baskıladığınız zaman, bu geni baskılayan proteinlerin üretimini arttırdığınız zaman meme kanserine yakalanma ihtimaliniz ve mevcut bir meme kanserinin yayılma ihtimali de artıyor. O nedenle özellikle genetik olarak, ailevi olarak meme kanserine eğilimli hanımların gündüz saatlerinde bir elma tüketmesinde fayda var. Niye akşam değil? Uyku kaçırıyor ondan. Evet. Peki. Yeşil veya kırmızı olması ile ilgili bir hiç farkı yok. Şey söylemek istemezsiniz. Peki. Daha sıkı bir karın ve vücut için yumurta mı, kuru yemiş mi tercih etmeliyiz? Banko yumurta. Yumurta değil mi? Bir protein bombası olarak yumurta, bir sağlık pınarı olarak yumurta. Kuru yemişler de bir pınar ama verdikleri fayda yükledikleri kaloriden çok daha sınırlı. Evet. Yani kuru yemişin sadece 30 gramı ile 200 kalori alırsınız. Bir yumurtanın en kocamanı ile sağdan bak 80, soldan bak 120 kalori. Ortalama 100 kalori alırsınız. Faydası çok daha ve fazla bol oluyor. Bol da protein kazanırsınız. Cilt güzelliği için güzel bir soru bence diye düşünüyorum. Domates mi yoksa üzüm çekirdeği mi daha faydalı? Üzüm çekirdeği eklenmiş bir domates salatası çok daha faydalı olur. Olabilir. Üzüm çekirdeğindeki mor mucize antosiyaninler ve resveratrol gerçekten çok faydalı cilde. Ama bir o kadar da domatesin kendisi faydalı. Yani bilirim ki yalnız çiğ domates çok fazla emilmiyor. Hiç olmazsa biraz yağ eklemeniz ve biraz olabildiğince küçük parçalar halinde doğramış olmanız lazım. Çoban salatasındaki domates örneğin o yazın pek bizim yaz gezilerinde Ege kıyılarında yedikleri Yunan salatasındaki o iri domatesten çok daha etkili cilt korumasını sağlar. Ne kadar çok ezilirse domates, ne kadar çok hırpalanırsa domates o kadar faydalı ama ben buradan söyleyeyim domatesten cilt sağlığı faydası isteyen izleyiciler haftada iki gün bizim evimizde olduğu gibi siz de akşam yemeklerinize
domates çorbası ekleyin. O domates çorbasının içerisine zerdeçal koyun, bir çay, iki çay kaşığı ve yarım veya çeyrek çay kaşığı da mutlaka karabiber eklemeyi unutmayın. Yağ, zerdeçal, ısıtma, ısır işlemden geçirme, rendelenmiş, parçalanmış salça haline getirilmiş olma, domatesin de zerdeçalın da faydasını 3'e 5'e değil 25'e katlayabilir. 25'e katlıyor. Bu noktada isterseniz baharat mucizesi için 2Z formülünü hocamızdan öğrenelim. Zerdeçal ve zencefil. Bu muazzam bir birliktelik Çağlan. Zerdeçalın kendisi başlı başına bir mucize. Bellek için mucize, iltihap için mucize, damar sertliği için mucize, bağırsak kanseri, meme kanseri, prostat kanseri, birçok kanser için mucize. Ama çok daha önemlisi zerdeçalın kendisi lezzet bakımından bir mucize. Evet, evet. Olağanüstü evet. bir şey. Zencefil de en az onun kadar önemli bir Z harfiyle başlayan baharat. Midedeki bulantıları önlemek, mide sağlığını koruyup kollamak, tokluk hissini arttırmak. Çok daha özel bir şey söyleyeyim. Daha önce söyledim ama unutulmuş olabilir. Baş ağrılarınız, strese bağlı gerilim baş ağrılarınız, özellikle migren baş ağrılarınız varsa bu baş ağrılarının giderilmesine günde 3 defa bir çay kaşığı zencefili bir bardak suda içip eritip içmeniz en azından yarıya indirir sıklığını ve ağrının şiddetini. Bunu bilelim. Yani migren ağrılarında da zencefil muazzam. Onun yerine zencefil zerdeçaldan, zerdeçalı zencefilden çok ayırmayın. Evet, birliktelikler güzel bir evlilik oluyor anladığımız evet. kadarıyla. Bu noktada safra taşı olan herkes zerdeçal, herkese zerdeçal yasak mı diye de sorayım. Ya da kimler için bu 2Z hani bir durup düşünülmeli veya kullanılmamalı diye söyleyebiliriz. Zencefilin safra taşında faydası bile olabilir. Zararı yok, onu öyle bilelim. Mi? Zerdeçalın safra kesesinde kasılmaya yol açtığını, safra kesesini içindeki safrayı boşaltmaya yönelttiğini biliyoruz. Şimdi o kesenin içinde taş varsa o safra taşına bağlı ağrı yapıyor şiddetli. Zerdeçal aldığınız zaman safra taşınız varsa. Ama bu bir kural değil. Dün bunu bana bir hastam klinikte sordu. Çok öneriyorsunuz ama ben bir türlü zerdeçaldan faydalanamıyorum. Niye dedim? Taşım var. Yok dene. Oluyorsa kullanma. Bil ki ondan. Evet. Ama olmuyorsa kullan. Ama safra taşı olanlara prensip olarak, böbrek taşı olanlara prensip olarak zerdeçalı tavsiye etmiyoruz. Peki. Birazcık daha güzelliğe dönelim. Sonra yine sizden gelen soruları da hocamız yanıtlamaya devam edecek. Osmanlı sultanlarının saç sağlığı sırrı ortaya çıkmış. Osmanlı İmparatorluğu Sarayı'nın güzellik sırları gün yüzüne şöyle çıkmış. Sarayda saçların sabunla yıkandığı zaman sertleştiği bilindiği için yumuşatıcı olarak hatmi ve ebe gümeci kullanılmış. Saraya kilolarca gelen kurutulmuş hatmi ve ebe gümeci saray kadınları bugünün saç kremleri yerine kullanırlarmış. Bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Ne kadar doğru olduğu da tehdide muhtaç. Çünkü bu saray sırlarının hepsinin ne kadar faydalı olduğu konusunda herkes gibi benim de biraz kuşkularım var. Çünkü bu sırrın kaynağını bir kere bakmak lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.